Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil gameplay videosundan hepinize selamlar. Çok uzun bir süredir katil videosu atmamamın yanı sıra hani kendim video dışı falan da oynamıyorum. Gördüğünüz gibi rankım 17 olmuş zaten. Allah affetsin yani, Allah bilir nasıl sorularla gelecek karşımıza. Çok fazla katil oynamayı sevmiyorum biliyorsunuz ki. Fakat ben katil oynamayı ne kadar sevmiyorsam katil oynamam için bir o kadar da istek geliyor. Çok sık atmam ama hem sizleri kırmamak için hem de canım çektiği zaman bu şekilde katil gameplayleri atabilirim. Bu bildiğimi hızlıca şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Nefes kesen çarpıntı, bir kurbanı sırtımıza aldıktan sonra kurbanların o an tamir eyleminde bulunmadığı tüm jeneratörler 16 saniye boyunca kapatılıyor ve 16 saniye boyunca o jeneratörü tamir etmek için oturamıyorlar. İkinci perkümüz Efsun yıkım. Perkünüz aktif olduğu sürece, yani Efsun'un toteminizi kırmadılarsa, Efsun yıkım perkünüz aktifse, sizin jeneratörlere vurmanıza gerek kalmadan o jeneratörü yapan herhangi bir kurban yoksa, yani jeneratör boştaysa, kendi kendine jeneratör geriliyor. Üçüncü perkümüz Efsun umut yiyen. Kancaya astığımız bir kurbanı biz kancadan 24 metre uzaklıktayken kurtarırlarsa bir tane token kazanıyoruz. Bu tokenler 3'e ulaştığı zaman Efsun'un totemimiz kırılana kadar tüm kurbanlara tek atıyoruz. 5 nişana ulaştığı zaman da yine aynı şekilde Efsun'un totemimiz kırılana kadar istediğimiz tüm kurbana mori çekebiliyoruz. Yani öldürebiliyoruz. Son perkümüz de hayvani güç. Paletleri, yıkılabilir duvarları veya da jeneratörleri %15 daha hızlı tekmeliyoruz. Macmillan yani fena değil. Ghostface için fena olmayan bir map. Biraz açık bir map. Tamam ben totemi kırıyorum abi, görüşürüz. Arkadaşlar ben Ghostface en son her katil videomda olduğu gibi buna da bir bahane bulmam lazım. 7 ay önce veya 8 ay önce yayınımda oynadım. Şöyle saklama modumuza bir geçelim. Bu jeneratörde birer bir dakika. Buna yaklaşmadan. Şu şey. Lan nasıl açtı o beni ya? Ulan kendisinin haberi yok daha beni açtığından. Kızın haberi yok yani beni açtığından ama... Demek ki işte ekranında bir şekilde gözüktük. Ama şimdi bunlar arkadaşlar bir yandan da 17 falan olduğu için... Allah'a emanet. Sesi yanlış kastım bir an. Oğlum Beyze mi indi bu? Yani bak düşük ranklarla oynarken gerçekten çok ilginç senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Neyse kendi elleriyle bizim için Beyze gelmiş sağ olsun. Biz yine bir saklama modumuza geçelim. Almaya giderken birini yakalar mıyım diye düşünüyorum da. Hop haberi yok. Dıkşın. Bayım merhabalar. Ananı avradını, what the fuck lan? Oğlum nasıl oldu o? Ya yemin ediyorum var ya bak. Şu adam yarın kupon yapsın. Tutacak ya. Yani bu adam şu an kupon yapsın tamam mı? Donunu falan bassın yani kupona, tutacak. Çok ballı biri. Sen ne yapıyorsun kank? Kank gördüm. Kank seni gördüm. Ama körüm, yine kaçırdım. Şimdi divorumuz 1 olmuş. Nice. Umarım onu bulup kırmazlar. Bunları yani. Şimdi abi buldun rank 17'leri. Yapmayın gemileri bak. Diyebilirsiniz, hakkınız. Sıkıntı yok ama yani. Ne yapalım yani. 3 ay 4 ay katil oynamadık. 17'ye düşmüşüz arkadaşlar. Ben bunu bilerek yapmadım ki. Divor 2. Ya sen ne yapıyorsun? Yani mecbur indireceğiz. Ne yapalım? Bunu ne yapayım ben biliyor musunuz? Bekle. Şunu 99'layalım. Tamam. Dur uzaklaşayım. Duvar aktif olsun. Tamam. Üçledik tokeni. Şimdi 1099'ladık. O bir iyileşsin. Şimdilik onunla benim işim yok. Maçı da erkenden bitirmeyelim zaten. Tamam. Sıkıntı yok. Sen 99'sun. Neyse sen git bir iyileş falan bir şey yap. Saçma bir şeyler oluyor şu an. Bu öldü mü? Kim oldu? Bunun ne oldu ya? Yine saçma sapan bir şeyler oluyor ama. Ben NC'yi orada düşür edebilirdim ama erken bitirmek istemiyorum maçı. Yılan met olarak her daim görevdeyiz. Ruin çalışıyor. Ha, okey. Şuradan birini karşılayabilir miyiz? Birinin peşine düşeceğim. Çok fena peşine düşeceğim birinin. Nereye gittiniz oğlum bu jeni bitirdikten sonra? Kanka burada mı kaldın jeni bitirdikten sonra? Ne yaptın? Beni mi gördün? Atlattı arkadaşlar bizi. Peşine düşecektim, atlattı valla. Bu arada stay'miz 4 oldu. Beşlediğim an birisini tokatlayacağım. Aa NC'yi iyileştirdiler. Tamam güzel. Yani yaralıyken düşürmedim. Düşürebileceğim yerde. Ama iyileştirdiler diye tek atabileceğim için mutlu oldum yani. Gerçekten arkadaşlar Ghostface oynamak bunu gerektirir. Bir dakika. Bir dakika oynama. Oynama. Yapma. Aha neyse. Yemin ediyorum yaralıyı düşürmekten daha keyifli. Birkaçını da çeyreklemişim falan bir şeyler yapmışım. Evet. Gözükmedi insan, dur. Buna bir surprise'ım var. Kings. Haberin yok mu şu an? Lan 5 olsun 5 olsun, stack 5 olsun. Allah kahretsin 5 yapamadık ya. Cık. Lan çok erken geçtim tek atma moduna, neyse.
Sıkıntı yok. Bunların hiçbir şeyden haberi yok da ben nasıl Nancy'yi düşürdüm oğlum? Ya oyun o teyimine sıçacağım gerçekten ya. Ablacım gel bakayım be. Nereye gidiyorsun onu da anlamıyorum. Yani Mac ne olduğunu ben de anlamadım ama. Sen öldün mü? Abi can ne yaptı? Oğlum çakallara bak lan. Nancy'yi burada bir yerde düşürmüştüm. Ama biliyorsunuz ki bu oyunda yerdekileri bulmak dünyanın en zor işi. Şimdi efendim Nancy de öldü. Bütün canlar kapalı. Şu an hiçbir jeneratör yapmıyorlar. Şimdi benim en büyük korkum ne biliyor musunuz? Bu rank 15'ler, 17'ler falan. İlk iki kişi öldüğü zaman ya da maçı kaybedeceklerini anladıklarında. Şimdi bak 4 aydır falan katil oynamıyorum yaklaşık. Bu Allah'ın belası oyunda yaklaşık bir 2,5-3 yıl önce başladım ben. Çok kötü oldum şu an. Yani 4 ay sonra girdiği ilk maçta kalan iki kişi artık anahtar mı çıkarttı elinde mi vardı bilmiyorum. Allah belasını versin. Şimdi arkadaşlar bakın ben Survivor main bir insanım. Katili bir kere oynuyorsam Survivor'ı 50 kere oynuyorumdur. Fakat katiller için şöyle bir empati yapacağım, yapmak zorundayım. Mori nerf yedi biliyorsunuz ki artık bir kere astığınız kişiyi değil iki kere astığınız kişiyi morileyebiliyorsunuz. Tamam güzel bence gerekli bir şeydi. Fakat bu anahtar hala neden bu kadar OP bilmiyorum hani ne yapılabilir onu da bilmiyorum. Belki şey olabilir sadece anahtarı olan kişi açıp gidebilir. Diğerlerinin gitmesini sağlayamaz yani hiç geri kapanır olabilir. Ama bilmiyorum yani hani katilin pembe offeringini nerfleyip kurbanların pembe itemini nerflememek artık bilemiyorum. Dediğim gibi Survivor main'im ama empati yaptığım zaman bu sonuca vardım. Haklılık payımın da olduğunu düşünüyorum ve sinirlendim moral aldım bu maç haberiniz olsun. Yanan totemim yani. Böyle direkt Survivor'ın kanka kafasında başlat. Arkadaşlar onu görüp kırsın ne dersin? Ben var ya şu an herhalde seri katil böyle olunuyormuş. Yani biri seni tilt edecek ki hani Jason'ı falan da öyle dalga geçiyorlar ediyorlar ya. Hani Jason'a falan dalga geçiyorlar. Jason diyor ki ulan siz misiniz benimle dalga geçen diyor. Hiç ruhu diyeyim ya ruhu. Naber Kings? Öldü. Gitti tamam bu çıkmaz. Bu öldü. Geçmiş olsun 3 kişiler şu an Survivor'lar. Bu direkt öldü. Bu kalpten gitti şu an. Kasayı masayı fırlattı. Şu an klavyenin kablolarına falan bakıyor. Çalışırsa oynar. Çalışmazsa oynamaz. Çünkü altına sıçtı korkudan. Siz nesiniz? Parlayan yıldız takımı mısınız? Bak üçünün ikisinin de nasıl kaçtığını gördünüz mü? Böyle bir şey olamaz abi. Bu nasıl bir hız lan? Lan bu nasıl bir hız? Hemen gitti oradakine oturdu. Bir de Allah'ın belasına bak ya. Palet devirmiş oğlum o ne? Korkudan palet devirmiş adam. Bunda ruin var şu an. Bunu salmışlar. Benim geldiğimi... Oğlum adam nereye gitti? Ulan göt korkusu dedikleri buymuş demek ki. Adam map'i turladı lan. Fizan'a gitti anasını satayım. Neyse tokenimiz bir oldu artı morim de var zaten de. Kank ne haber? Kank. Kank karakterim bile bana baktı adamın haberi yok. Adamın karakterin animasyonunu gördünüz mü? Animasyonu bana bakıyordu. Ya tamamen tüm amacınız Jhen'e odaklanırsa işte yani bütün varınızı yoğunuzu Jhen yapmaya odaklarsanız bu tarz çirkin sonuçlar ortaya çıkabiliyor tabii ki de. Şimdi o Jhen'de ruin var. Onu yapmıyorlar şu an. Oğlum yavaş ya. Chase'lerde birer saniye zaman kaybetmedim ama iki Jhen bitti gördünüz mü? Yok görmediniz ama. Oluyor. Kim o götüm elinden? Aha. Allah'ın belası. Gel gel gel. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Geralt'ta değilsin. Dedap mı atacaksın? Hmm, çok güzel. Tokenimiz 2. Bunun da herhalde ikinci asılışı oldu. Bunu ortaya salmışlar. Gidiyor da chest mesaj şu anasını satayım. Kırmızı olan jeneratör yapılıyor demektir. Aha bu. Bunu yapıyorlar arkadaşlar şu an. Ama şimdi bırakmış olabilir. Evet bırakmış. Yaraladık. Nice. Arttır oğlum arttır. Tamam. Full'ünü de bıraktık. Ananı avradını. O biraz şey oldu işte. Neyse sıkıntı yok. Volt attı oradan. Şuradan önüne çıkabilir miyiz? Kalp atışımız yok şu an. Kalp atışımız yok. Evet çıktık önüne. Buradaki paleti harcadılar. Buradaki paleti harcadılar. Zaten adamın hiçbir şey de umurunda olmadığı için. Tokenimiz 3 oldu. Şu saatten sonra gördüğümüz herkese tek atıyoruz arkadaşlar. Yani umarım bu maçta bir anahtar vakası yaşamam. Bakmadım ellerinde var mıydı falan filan. Şimdi saklama moduna geçtik ama stalklamamıza gerek yok. David? Merhaba. Lan arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Bunu salsam mı ya? Aha token 4 oldu. Dur. Şimdi bir dakika. Ben şunu alacağım. Bak David'i düşürürdüm muhtemelen son asılışı. Böyle kancaya giderken beleşi vermek istemiyorum David'e. Şunu bir düşür. David'i hala düşürme şansım var. Nereye gitti lan? Atlamadı mı oradan? Anlamadım da neyse.
Biz şu Dwight'ımızı bir asalım, tamam mı? David'le şeyi morileyeceğiz. Tap miydi? Adam'dı galiba, Adam. Zaten son asılışları. Açma lan, açma lan! Evet. Morledik arkadaşlar. Görüşürüz canımın içi. Şöyle bir fotoğraf alalım seninle. Gülümse. Teşekkürler. Biraz gözün kapalı çıkmış ama olsun. Divor'u kırdılar mı benim? Merhaba. Şerefsiz. O kadar öğrendin mi demek oyunu ha? İyi, bu fena değil gibi. Bu fena değil gibi yani, çok da zorlamadım ama. Zorlasam alırdım yine geldi. Tamam, biraz bir chase yapalım ya. Hep tek atma tek atma tek atma olmuyor. Evet. Adamla bayağı chase yapmak istiyor gördüğünüz gibi. Tüm paletleri kırarak. Ha, Divor gitmiş değil mi? Tabii doğru. Divor gitmiş. Heal'lar mı acaba? Şöyle tepeden. Şeke girdiler. Allah'ın belası. Bir de T-Bag mi at? Yok yok yok. Yok, çıkmaz o. Çıkmaz abicim. Vurur muyum lan? Yani sanki oradaki Survivor ben olsam o hit olurdu gibi geldi ama tam da bilemedim yani. O kim la? Çok kolay mindgame'ler arıyorlar arkadaşlar doğal olarak yani şu an. Hani rankım olarak benimle denk olmadıkları için. Dank. Çok da şey yapmak istemiyorum. Double atmış lan, çakala bak. Bu fena değil, bu rank ne bilmiyorum ama en azından kayda değer hareketler sergiliyor. Dedard'ı var mı diye bekledim. Benim ruin'i de patlattılar, Allah'a emanet. Sıkıntı yok, iyi bile yaşadı. Normalde arkadaşlar bir Ahmet'in ruin'inin yaşama süresi ortalama 30 saniyedir. Hani maç başlar, birisine vurursun ruin gider. Bunlar Discord'dan oynuyor mu bilmiyorum ama geldiğimi duyup sanırım, yani arkadaşı infom verdi bilmiyorum ama bak yine Fizan'a doğru gitti. Yaralı adamı tekleme keyfe. Yaramaz Matt. Ne yapacaksın kanka? Buradan önünü keseceğim ben senin. Atlayamazsın oradan. No 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 no. Kaç olmuş? Bunun da son asılışı. Seninle de bir fotoğraf alalım. Coldwin Farm hatırası lütfen. Bıçağı ver de lazım oluyor. Hep kurbanlar mı T-Bag yapacak lan? Biraz da katiller yapsın. Bir önceki maçın aynısı yaşanır mı? Ya bir önceki maçın aynısı yaşanır ya da bir önceki maç şikayet etmeye çalıştığım şey yaşanır. Derken yok. Bir dakika. Tamam. Hop. Tehuyemet, Tehuyemet. Bunların ruhu duymuyor ya. Ghostface bunlar için biraz OP. Çok dikkatsizler. Bu arada onun izini de gördüm orada da. Burada bir yerde sanki ben iz gördüm ya. Chat iz ne demek chat? Görmedin mi ya? Neyse artık hashten. Aynen, sıkıntı yok yani. Rankımız gereği bu kadar arkadaşlar. Oyunlardan maksimum bir şey beklemeyin. Yani gelenler ortalama. Ama en azından katil gameplay'i özleyenler, bekleyenler için iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.